Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bugün bir yeni bölümde daha karşınızdayım. Bugün yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum. Bir turnuva hazırlayacağım. Bu turnuvada öncelikle grup aşaması olacak. Daha sonra da eleme aşamaları olacak. Tek maç veya iki maç üzerinden, onu bilmiyorum daha. Şimdilik kaç takımını yapalım bir onu düşünelim. 8 çok az, çabuk biter. 16 iyi gibi. 16 kalsın böyle. Takımları otomatik doldurmasın. Biz seçelim. Gelişmiş ayarları da açık yapalım. Şöyle bir girelim bakalım. Kulübedeki yedekler olsun, dolu olsun ya 7 olsun fark etmez o. Kupayı seçebiliyoruz. Aa, şöyle Şampiyonlar Ligi tarzı bir şey seçelim. Bu arada altta da görüyorsunuz turnuvanın adını Devler Ligi koydum. Aklıma başka yaratıcı bir isim gelmedi. Keşke o gerçek Şampiyonlar Ligi kupasını seçebilsem burada ama olmuyor galiba. Şampiyonlar Ligi kupası olsa onu seçeceğim ama şu an ona en yakın olan kupayı seçmem lazım. bu değil aslında ama onu seçeceğim galiba. Gelin biz kupa 5'i seçelim. Final stadyumu nerede olsun? İstanbul'da yapalım. Atatürk Stadyumu. Evet, stadı bulduk. Final maçı ayakları. Evet, final maçı tek maç üzerinden olsun. Ama grup başına çıkan takım sayısı nasıl olacak ya? Çıkan takım sayısı grup. Bakın burada eleme turu fikstürleri diye bir şey var. Sanırım tek ayak mı yoksa iki ayaklı mı olsun diye. Ben iki ayaklı istiyorum. İki ayaklı daha güzel olur diye, daha heyecanlı olur. Grup takımlarına göre fikstürler. Ya bu ayarlara ben dokunmayacağım. Çok bir oynama yapasım yok. Sadece kupamızı seçtik, stadımızı seçtik ve kulübedeki yedekleri 7'ye çıkardık. İlerle diyelim, çok fazla oynamayalım. Şimdi gelelim takımlara. Takımları şöyle yapacağız. En iyi takımları alacağım. Gerçekten en iyi takımları alacağım. Şu an telefonumda bir liste var. Göstermeyeyim, burada bir reklam açayım. Neyse. Buradan 5 yıldızlı bütün takımları ve 4,5 yıldızlı artık sığan geriye kalan, yani diğer en iyi takımları alacağım. Ben hemen şu listeyi bitireyim, geliyorum. Evet, şimdi son 3 takım kaldı. Düşünüyorum acaba 3 büyükleri de katsam mı diye, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı. Ama hani güçleri şu anki takım, yani içeride listede olan takımlara göre çok tabii ki düşük olacak. Bir bakalım mesela, örneğin kimi alalım? Bir dakika. Türkiye. Diyelim ki Beşiktaş 3,5 yıldız. Fenerbahçe 4 yıldız. Galatasaray 4 yıldız. Şöyle bir bakalım. Böyle yaptığımız takdirde aslında da olabilir. Napoli, Roma ve Villarreal takımlarını eklememiş olacağım. Ve tabii ki de 3 büyükler bu takımların yanında en güçsüz takımlar olacak. Ama yani eklemek istiyorum. Eklesem mi ya? Devler Ligi. Yani Türkiye'den de şöyle birkaç takım olsun diye. Bakıyorum şöyle, İspanya'dan var, Almanya'dan var, İngiltere'den var, İtalya'dan var. Fransa'dan bir tek biz varız. Onu fark ettim. Fransa'dan ben Paris Saint Germain aldım. Paris Saint Germain'le oynayabiliyorum. Atletico Madrid'le de oynayabiliyorum ama Paris'le oynamayı tercih ediyorum. Ben en iyisi 3 büyükleri alayım ya. Şöyle biraz zevkli olur. Evet, bu turnuva beni bayağı bir heyecanlandırıyor açıkçası. Çünkü çok güçlü takımlar var. Üstüne 3 büyükleri de ekledik. Her ne kadar turnuvanın en güçsüz takımları olsalar da şu an için. Belki sürpriz olur. Belki Fenerbahçe, Galatasaray veya Beşiktaş turnuvanın galibi olur veya iyi yerlere gelirler, bilmiyoruz. Oynayıp göreceğiz. Biz Paris Saint Germain'le oynayacağız. Paris'te oynayacağız. Paris'te kısa keseceğim bundan sonra. İnşallah iyi işler başarırız. Bitti diyorum. Bakalım turnuva oluşsun. Ne olacak, ne gidecek hiç bilmiyorum. Çok da merak ediyorum. Haydi bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. Ve işte ilk karşılaşmamız Barcelona'ya karşı deplasmanda. Camp Nou'da çok zor bir karşılaşma olacak. A grubunda Fenerbahçe, Manchester City, Real Madrid, Bayern var. B grubunda Barcelona, Juventus, Paris ve Atletico Madrid. C grubunda Tottenham, Beşiktaş, Dortmund ve Milan. D grubunda ise Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Galatasaray var. 4x4 16 yapar. 16 takımlı bir ligimiz var. Turnuvamız var. Arkadaşlar görüyorsunuz, dünya klasında oynayacağım. Bu turnuvayı dünya klasında oynamayı düşünüyorum ve eğer bana kolay gelirse bir sonraki turnuvada bunu efsanevi zorluk derecesine getirebilirim. Şimdi matchup diyelim. Barcelona Paris mücadelesine başlayalım. Formalar yerin de hiçbir sıkıntı yok. Maçın nasıl geçeceğini çok merak ediyorum. Çok fazla lafı uzatmadan karşılaşmaya ve turnuvaya başlayalım. Barcelona Paris Saint Germain mücadelesinden hepinize merhaba. Ha bu arada televizyon sesini kısayım bir dakika. Tekrardan Barcelona Paris Saint Germain mücadelesinden hepinize merhaba. Çok manyak bir mücadele olacak gibi geliyor bana. Bir tarafta Messi, bir tarafta Neymar, Mbappe. Çok güçlü kadrolar. İkisi de bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Turnuvada önceliğimiz... tamam bak, turnuvanın ismi Devler Ligi'ymiş. Şimdi konsantre olalım. Griezmann sağ kanattan geliyor. Messi ile oynadı. Şimdi orta yapacak. Kimpembe girdi araya. Coutinho pasını oynadı. Griezmann şimdi. De Jong. Messi'nin önüne bırakacak. Messi. Messi'ye geçit yok.
Pasını oyna lan, topu kaptırdık durduk yere. Sakın sakın sakın. Messi, Allah'ım ya Rabbim. Şimdi yavaş yavaş şöyle çıkalım. Kurzawa. Mbappe'nin önüne, Mbappe yetişir mi ona? Mbappe hızıyla yetişir mi? Yetişti. Pasını oyna. Çok kötü gitti. Di Maria, vur ona Di Maria. Köşe vuruşu kullanacağız. Yakına gel. Yakın direğe gelin. Orta yap. Vur kafayı. Uf. Girmedi. Marquinhos topu dışarıya gönderiyor. Barcelona'da şimdi Longley değil de şu mesela. Uzak kalmışım biraz bu konulara. Di Maria. Di Maria'dan bir çalım. Pasını oynadı, hızlı çıkabilir miyiz? Mbappe'nin önüne Mbappe. Hemen dönüp vurabilseydi çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi. Hatta gol olabilirdi. Tehlikeli zaten oldu da gol olabilirdi. Fakat olmadı. Bir dahaki sefer öyle bir pozisyon denk geldiğinde ne yapacağımı biliyorum. Topu alır almaz dönmeyeceğim. Kontrol edeceğim, duracağım. Daha sonra sağıma veya soluma çekip şutumu çekeceğim. Griezmann sağ kanattan ilerliyor. Ortayı deneyecek. Fakat araya girdik. Hızlı çıkalım. Neymar'ın önüne bıraktım. Neymar Mbappe'nin önüne. Mbappe koş. Mbappe koş. Orta yapacağım. Çok kötü. Topu çok kötü kontrol etti ya. Griezmann sakat. Griezmann mı? Griezmann'a benziyor. Evet, Griezmann sakatlamışız. Hiçbir şey, hiç de bir şey yapmamıştık. Benim işime gelir, hiç fark etmez. Evet. Ansu Fati. Ansu, neden uzattım ben orayı? Messi şimdi sol kanatta. Messi ortayı yapıyor. Araya girelim. Coutinho atıyor, 1-0 öne geçiyor Barcelona. Benim oyuncu nasıl topa yetişemedi ya? Kimpembe değil mi o? Neyse. Şimdi Di Maria. Di Maria sağ kanattan harika geçti. Di Maria. Di Maria'dan bir çalım denemesi. Kaybediyor topu. Acilen beraberliği bulmamız lazım. Şimdi ortayı deneyeceğim. Yerden oynadım. Şöyle hızlıca ve topu alara gönderiyoruz. Di Maria. Skor 1-1. Barcelona Paris Saint Germain mücadelesinde beraberliği yakalıyoruz. İşte burada yapılan orta Mbappe Di Maria'nın önüne bırakıyor. Di Maria da düzle sert bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Karşılaşma şimdi tekrar başlıyor. Messi'nin vuruşuyla. Şimdi Messi araya bırakabilir. Messi. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu adam gerçekten çok zor ya durdurması. Neto. Evet. Topu taca atıyor. Ya dünya klasında da anlamadığım şey bu. Baskı yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Offside mı? Yok. Temiz. Orta kötü geldi. Mbappe geri çekiyor. Evet, pozisyondan bir cacık olmadı. Messi kaçıyordu. Messi'yi gördüm. Fakat bu sefer de diğer yerlerde boşluk bıraktık. Barcelona etkili geliyor. Messi'ye geçit vermeyin. Allah'ım ya Rabbim. Çıkar topu. Allah'ım, top direkten geri döndü. Vallahi giriyor sandım. Vallahi giriyor sandım. Of of. Vallahi giriyor sandım. Şimdi ikinci yarıya başladık. Ben hızlı oynamayı seviyorum. Hızlı ve kanattan. Bu takım da benim taktiğim için çok uygun. O yüzden kanatlardan gelmeye çalışacağım. Şimdi De Jong. Mateus. Pasını oynadı Messi. Messi'ye geçit vermeyin abi. Messi'ye geçit vermeyin. Bu adam normal değil. Mateus. Bu nasıl isim ya? Neyse, sağ kanattan geliyor. İzin verme pas yapmasına. Mateus. Barcelona çok kontrollü. Öyle baskı falan yapmıyorlar yani saldırmak için. Mbappe'nin önüne bırak. Çok hızlı gitti. Çok hızlı gitti. Kontrayla hemen çıkalım dedik, olmadı. Topu aldığımız zaman kaybetmememiz lazım. Topu alınca hemen kaybediyoruz. Ona bir çözüm bulmamız lazım. Yani sakin sakin oyunu kurmamız lazım. Ama bir o kadar da hızlı oynamamız lazım. Şimdi sağ kanattan geliyor Barcelona.
Çok kötü bir orta. Tam istediğimiz gibi ortalar bunlar. Şimdi kim pembe? Sen geç abicim ileriye. Kurzawa. Koşarsan ileriye oynayacağım. Top çıkmadı hocam. Neymar. Şimdi Mbappe ile oynuyor. Neymar'ın önünü bıraktım tekrar. Şimdi Kurzawa. Ceza sahası içerisindeyim. Çok saçma oldu ya. Çok saçma oldu. Ayağından fazla açtı. Pas oynayacaktım orada. Bir pozisyon daha harcadık. Biz de oyuncu değiştirelim bakalım. Yani değiştirelim diyeceğim ama kimi şey yapalım onu da bilmiyorum. Verratti yerine mesela seni alalım. Pereira yerine seni alalım. Sağ kanat Di Maria yerine Sarabia değil de hakikaten senin burada Bob ne işin var ki ya? Neyse. Santrafor değişikliği de yapalım. Icardi'yi aldık. Bu oyuncu değişiklikleriyle galibiyete koşarız. Aldık topu. Kimpembe şimdi Neymar. Neymar. Ah be. Dediğim gibi oynayamadım orada. Sakin. Bakın topu alınca sakin sakin çıkalım. Bunu aslında kendime söylüyorum da. Siz anlayın yani. Topu alınca sakin sakin çıkalım. Tamam kontrolleri seviyoruz ama biraz ayağımızda top çevirelim yani. Şimdi mesela herkesten de aslında çok güzel bir kontraya çıkabiliriz ama çıkmayacağım. Sakin. Görüyorsunuz Barcelona 4 oyuncuyla birlikte ön tarafta baskı uyguluyor. Evet oradan bir şekilde çıktık. Şimdi Mbappe, Icardi, Rafinha'nın önüne. Rafinha kaleye bakıyor. Rafinha vurdu. Top döndü. Şimdi Icardi kaleci çıkardı. Kaleci çıkardı. Çok kötü vurdu ya. Çok kötü vurdu. Köşeye bırakabilseymişim. O pozisyonun gol olmama ihtimali yokmuş. Ah çok kötü. Çok kötü. Dakikalar 79. Biraz ofansif oynayalım. Kazanmak istiyorum çünkü. Tamam Barcelona deplasmanında beraberlik de iyi ama ben beraberliği sevmiyorum. Messi offside'ı bırak. Aynen aynen güzel. Ansu Fati şimdi Messi paslaşması. Ve dakika 84'te topu kalemizde görüyoruz. Aha. Bir şey fark ettim. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama ofansif oynamaya başlayınca oyuncular böyle daha ağır davranır oldu. Onu anlamadım nedenini. O yüzden tekrar dengeliğe getireceğim. Tabii ki bu bahane değil. Zaten maç boyunca onlar üstüne oynadı. Ama oyuncular da bir ağır davrandı. O da bir gerçek. Hızlıca hemen en azından beraberlik golünü bulmaya çalışalım. Şimdi Ansu Fati'yi Messi'nin önüne bırakabilir. Oha! Of 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 of. Çok güzel bıraktı. Hiçbir şey yapmadım hocam. Penaltı verme ben. Heh. Ben bir şey yapmadım çünkü. Hadi hızlı çıkalım. Hadi. Of. Karşılaşma bitmek üzere. Coutinho şimdi. Tekrar Coutinho Messi. Ve karşılaşma bitti artık. Bir şey kalmadı. Evet. Ah! Karşılaşma bitti artık. 2-1 mağlup oluyoruz ilk karşılaşmamızda. Yapacak bir şey yok. Fenerbahçe kazanmış. Evet görüyorsunuz sürprizlere açık. Çok iyi ya. Fenerbahçe kazanmış. Beşiktaş of 4-0 mağlup olmuş. Galatasaray 2-1 kazanmış. Evet Türk takımlarında Beşiktaş hariç her şey yolunda. Şimdi Juventus Paris mücadelesi. Ya buradan şeye bakamıyor muyuz ya? Kaç maçımız var? Bir dakika. Evet ligde grupta yani. Bir dakika. 1 2, 3, 4, 5, 6 mücadele oynuyoruz. Tamam. O güzel. Gerçekçi olmuş. O yönden güzel. Yani yenildiğimize bakmayın. Bunun öcünü alabiliriz. Şimdi Juventus Paris mücadelesine geçeceğiz. Formaları değiştirelim. Formalar çok kötü. Biz iç saha alalım diyeceğim ama böyle yapalım mı? Böyle seçelim. Böyle yapalım. Hadi formaları böyle seçelim. İkinci karşılaşmaya başlıyoruz. Aklınızda hayırlısı olsun. Evet, Juventus Paris Saint-Germain mücadelesinden hepinize merhaba. Evet, ilk karşılaşmadan bildiğiniz üzere 2-1 mağlubiyetle ayrıldık. Bu karşılaşmayı mutlaka kazanıp şöyle bir galibiyet serisine yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Di Maria, adam defansa kadar geldi topu almak için de aldı da. Şöyle hızlıca çıkalım. Evet, kim o? Florenzi. Florenzi, topu sakla. Pasını oyna. Şöyle hızlıca, ah adam... Ah gördünüz mü bilmiyorum ama hızlı geçmesini engelledi orada. Khedira, Ronaldo,
Sağ kanattan çıkıyor Juventus. Orta geldi. Çok erken bir gol yedik ya. Çok erken bir gol yedik. Çok erken ya. Bu kadar kolay erken gol yemememiz lazım. Güzel de atmış. Evet. 1-0 mağlup durumdayız şu an için. Konuşmayıp maça odaklanmak istiyorum. Çünkü gerçekten kazanmak istiyorum. Adamlar bu gidişle 9-0 kazanacaklar ya. Her 10 dakikada bir gol atıyorlar. Evet, korneri kullanacağız. Çok zor bir pastı. Geçseydi efsane olacaktı. Top dışarıda. Hadi hızlı çıkalım. Mbappé'nin önüne. Haydi. Haydi. Of lan, hiç vurmayacak sanmış şu topa ya. Topu al, topu al. Hadi. Topu al, topu. Geri dön. Neyse. Gerçekten topa hiç vurmayacak sandım. Orada bile kaleciye dokundurtmuş ya topu. Helal olsun. Şimdi Florenzi. Ronaldo'yu boş bırakma. Ronaldo'yu boş bırakma. Aldık topu. Hızlı çıkalım. Oyna. Şimdi Florenzi. Çek topu geriye. Oyna pasını. Sakin, sakin. Oradan lan bir dahaki sefere şut çekeceğim ha. İlk yarı bitmek üzere artık. Of, ilk yarı sonucu 2-1 mağlubuz. Ronaldo şimdi. Ronaldo'ya geçit yok. Evet, hızlı çıkalım. Mbappé'nin önüne bırak ama offside var gibi. Olmasın. Offside olduğunu gördüm ama olmamasını çok istedim. Şimdi aldık topu, hızlı çıkalım. Abi oradan nasıl başarıyorsun onu ya? Çıldıracağım ya. Ronaldo dar açıdan denedi. Keylor Navas geçit vermedi. İlerleyen dakikalarda Icardi alacağım oyuna. Şimdi Ramsey, faul yapma. Top bizden mi çıktı? Lan dokunma la. Evet, taktiği değiştireceğiz. Hızlı oyun kuru yapacağım. Hatta uzun top mu yapsam? Evet, uzun top yapalım. Daha sonra sen her ne kadar hızlı olsan da yer değiştir. Sol bek'i birini alsak iyi olur gibi. Şimdilik kalsın. Şimdilik böyle oynayalım. Hızlı oyun kurarak inşallah beraberliği yakalarız. Sakın sakın, hadi hadi. Mbappé'nin önüne bıraktım. Mbappé o topa yetişirse sıkıntı. Mbappé yetişti. O neydi ya? Ne yaptı o ya? Abi bu nasıl saçmalık? Neden hep bana denk geliyor böyle şeyler ya? Bir de benden çıkmış ya. Vallahi çıldıracağım ya. Bak bak bak. Harekete bak.
Bu ne şimdi? Bak bak bak. Harekete bak. Nasıl aldım ama topu der gibi. Çıldıracağım ya. Icardi'ye oyun aldım bu arada. Beraberliği yakalayıp galibiyet için yüklenmek istiyorum. Hızlı çıkalım. Mbappé'nin önüne bıraktıydım. Şimdi hızlı çıktık. Fakat top da biraz hızlı geçti oradan. Yetişemedi oyuncumuz. Kimdi onu da göremedim. Dybala. Ramsey. Şimdi Ronaldo. Ronaldo'ya geçit vermeyin. Abi bize de neden hep böyle takımlar geldi ki ya? Bir anda Messi, bir anda Ronaldo. Ulan biz ne yapalım ya? Çok güzel bir pozisyon. Topu aldım. Çıkarıyordum ki inan ki inan sinirden var ya gözüm seyiriyor. Yani gerçekten sinirden gözüm seyiriyor. Neyse. 3-1 mağlup durumdayız. Biz beraberlik golünü ararken Juventus farkı açıyor. Ben de yani açıkçası biraz konsantrasyon kaybı yaşıyorum. Hiç böyle organize ataklarla çıkmaya çalışmıyorum. Beraberliği yakalayabilir miyiz 10 dakika içerisinde? Çok zor ya, çok zor. Ultra ofansif oyunu. Allah ne verdiyse de al. Hem oyuncuları da değiştireceğim. Şöyle biraz fit oyuncular girsin içeriye. Sen normalde burada oynamazsın da hadi sen gir şimdilik. Icardi. Biraz az basmışım. En azından farkı 1'e indirebilirdik. Olmadı. Şimdi Mbappe hızlı çıktı. Mbappe'nin önünde bırakamadım. Bir şans daha mı? Mbappe pasını oynadı. Keşke şutunu çekseydim orada. Bundan sonra var ya fırsatını bulduğumda şutu çekeceğim ha. Icardi. Hocam faul. Çok güzel frikik golü atarım normalde ama şimdi ben bunu söyledim diye inadına atamam. Neymar içeride mi? Neymar oyunda. Haydi bakalım. Sakin. Tabii söyledim ya o yüzden olmadı. Normalde çok güzel goller atarım frikikten. Sakın sakın sakın. Evet. 3-1 mağlup oluyoruz. Abi şuna bak ya. Fenerbahçe 3-0 kazanmış. Deplasmanda bir de 3-0 kazanmış ya Fenerbahçe. Bakalım diğerleri ne yapmış. Beşiktaş. Uf. Bir dakika. Beşiktaş 4-0 mağlup mu olmuş yine? Yok, 1-1. 1-1 oynamış. Pardon. Yanlış bakmışım. 1-1 oynamış. Galatasaray 2-1 mağlup olmuş. Evet, durumlar bu şekilde. İnşallah. Yani Beşiktaş toparlanmazsa işi zor gibi. Galatasaray'ın durumu şu an için iyi. Bizim durumumuz da aslında iyi değil. İlk ikiye girmemiz lazım ve gerçekten çok zor ya. Gerçekten çok zor. Barcelona ile Juventus aldı başını gidiyor. Fenerbahçe Real Madrid. Evet. Çok ilginç. Acayip ilginç. Hayretler içerisindeyim. Şimdi Paris Saint-Germain, Atletico Madrid mücadelesine geçeceğiz. İnşallah bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız. Atletico Madrid ve biz ikimiz de en azından bir puan peşinden koşuyoruz. Öyle söyleyeyim şimdilik. Onlara ben sarı formayı alacağım. Daha net belli olsun. Şimdi oyna diyelim ve inşallah, hakem Türk bu arada. İnşallah bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız. Paris'ten hepinize merhaba. Paris Atletico Madrid mücadelesi şimdi başladı. Icardi'nin vuruşuyla inşallah bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız. Hızlı paslaşmalarla çıktık. Verratti vur! 1-0 öne geçiyoruz. Maçın henüz başında. Oh be! Lan ilk defa öne geçtik galiba. 1-0 öne geçiyoruz Atletico Madrid karşısında. Çok güzel oldu bu. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer Atletico Madrid hızlı cevap vermezse en azından oyunu bir süre böyle götürebiliriz. Şimdi Mbappe'nin önüne Mbappe! Keşke normal şut çekseydim.
Of of. Keşke normal şut çekseydim. Suarez şimdi oynadı. Torreira. Sakin 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 Pereira. Şimdi hop aldık. Di Maria. Sakin sakin sakin. Gol yersek bana yazar. Of. Çok büyük hata yaptım çünkü defansta. Florenzi, şimdi Marquinhos, tekrar Florenzi. Sakin. Defansta hata yapmayalım. Bakın defansta hata yapınca affı yok. Neymar, orta sahada ne işin var? Neyse. Mbappe pasını oynadı. Hocam faul yok mu? Yokmuş. Tamam devam. Valera pasını oynadı İsmail'e. İsmail şimdi Suarez. Suarez geriye döndü pasını oynadı. Torreira. Şimdi sol kanat Vitolo. Sakın 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 sakın. Orta çok iyi. Of of of. İzin verme. Orta şey ileri oynayacağım. Koş koş. Mbappe güzel çekti. Pasını oynadı şimdi. Abi pasımı oynadım ya. Neyse. Spikerlik yapmayayım diyorum ama içindeki spiker susmuyor. O yüzden bazı zamanlarda konsantre olamıyorum. Tamam aldık. Çok ilginç bir şekilde top önümüze kaldı. Neymar pasını oynadı şimdi. Hızlı çıktık. Icardi! Icardi vuruyor. Durum 2-0. Dakika 27. Çok önemli bir gol. Çok önemli bir gol. Moral ve motivasyon açısından, rahatlık açısından gerçekten çok önemli bir gol. Bu golle biraz olsun rahatlıyoruz. Şöyle hani şimdi coşmak da istemiyorum ama fark atarak kazanabilirsek, kazanacaksak eğer bizim için daha iyi olur. En azından kötü avarajdan kurtulmuş oluruz. Vur abi uzağa. Güzel. Neymar aldık topu. Mbappe şimdi. Mbappe attı çalımını, topu koru, ilerle derken hoca faul yaptılar bize ya. Felipe'ye bir kart çıkması lazım. Evet, sarı kart çıkıyor. Çok güzel gidiyorduk be. Neyse. Lan atak bizimdi. Nasıl bunların oldu ya? Atak bizimdi ya. Verratti. Oyna abicim. Hızlı hızlı. Of of. Aldık. Di Maria koş Di Maria. Mbappe'nin önüne bırakacağım. Mbappe offside'e girme. Offside'e düşme. Fakat zaten atamadık. Şuraya orta yapsam yetişebilir misiniz? Neymar. Taç atışını kullanacağız. Danilo baktı kaleye. Vurmadı. Vurabilir mi? Ben de bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. Vurmayı istedim ama çok kararsız kaldım. İlk yarı bitiyor. İlk yarı sonucu 2-0 öndeyiz. İkinci yarıya başladık. İnşallah bu maç bizim üstünlüğümüzde sona erer. Top alıyoruz sandım bir an. Aldık topu. Hop. Saçma bir çalım denemesi geldi benden. Çok saçma bir çalım denemesi geldi. Oo, çıkma 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 çıkma. Suarez! Oha! Suarez efsane bir gol attı. Suarez gerçekten çok manyak bir gol attı. İkinci golü yemek istemiyorum. Yersek çünkü üçüncü golü atamayabiliriz. Çok zor. Bakmayın burada önde olduğumuza. Kurzawa ilerle. Geriye çek şöyle. Aynen. Hızlı çıkalım. Güzel. Verratti ortayı değil. Aldık topu. Nein. Çek geriye ya. Offside mi? Ya topu şeyi verdi. Tamam anladım da. Bir an hakem öyle yapınca offside sandım. Atletico Madrid'in oynamasına izin vermememiz lazım. Bakın buna izin vermememiz lazım. Oynamalarına izin verirsek golü ağlarımızda görürüz. Sakin olalım. Sakin. Yani bunu söylerken de gol yemek istemiyorum. Paslaşa paslaşa. Aldık topu. Çektik geriye. Pasımı oynadım. Mbappe! Top direkten geri döndü. Lan heyecandan konuşamadım. İzin verme. Nein, nein, nein. Of, manyak yakalandık kontraya. Faul yapıp durdurmam lazım. Hoca sarıya çıkarabilirsin, kırmızı çıkarmadan olur.
Oyuncu mu değiştirsem? Juventus Barcelona mücadelesi 1-1. Coutinho ile beraberliği yakalamış Barcelona. Bize ne oğlum Barcelona ya? İleri oynadım. Çok güzel, çok güzel. Ne Mbappe'nin önüne haydi. Mbappe! Allah seni kahretmesin Mbappe ya. Çıldıracağım ya. Normalde girişine yani normalde mis gibi şut çeker. Bu sefer çektiği şuta bakın ya. Aldık topu. Florenzi. Kaleye kendim vuracağım lan. Lan top araya girdiler ha. Şimdi hızlı çıkalım. Mbappe offside yok. Pozisyon temiz. Mbappe! Lan! Yani normalde öyle bir pozisyonda şut çektiğin zaman gol olur. Bu sefer inadın olmuyor ya, ona deli oluyorum ya. Danilo şimdi. Vur kaleye. Topalarda işte bu be. 3-1 öndeyiz. Pereira. Pereira mıydı? Neyse 3-1 öndeyiz. Bu arada ufak bir detay gördüm, sinirim bozuldu şu an. Icardi'deki iğnin üzerinde noktalar var. Normalde olmaması lazım çünkü o iğnin yani ığının üzerindeki nokta iyi yani. O sadece Türkçe'de var. Yabancı dillerde yok. Benim de böyle biraz şeylerim var da. Danilo Pereira'nın attığı golle 3-1 öndeyiz. Biraz olsun yine rahatladık. Güzel. İlk galibiyetimizi alacağız inşallah bu girişte. Bir gol daha atabilirsek bizim açımızdan güzel olacak. En azından averajı 0'a getirmiş oluruz. Şu an -1 de olması lazım. Yemişim averajını. Allah'ım yarabbim. Averaj maveraj derken burada kötüye gidiyorduk tekrar. Al pasını. Hoca bitir, hoca bitir. Bitir mi hoca? Hoca bitir. Hoca bitir şimdi bitir. Tamam 3-1 kazanıyoruz. Bir an dedim acaba oradan gol atabilir miyim? O topu ben de beklemiyordum çünkü. Tek amacım topu oradan çıkarmaktı orta sahadan. Fenerbahçe, Manchester City karşılaşması 1-1 bitmiş. Tottenham, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş. Galatasaray ne yapmış ona bakmak istiyorum. Galatasaray 3-0 mağlup olmuş. Şu an ligde 3. Beşiktaş son sırada. Ligde geri kalan tüm karşılaşmalarını kazanırsa Beşiktaş'ın çıkma şansı var. Bizim de evet yani tabii ki galibiyetler almamız lazım. A grubunda Fenerbahçe lider. Çok ilginç şeyler oluyor. Evet böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde tekrar 3 maç yapacağız. Yani grubu tamamlayacağız. Daha sonra bakalım yolumuza devam mı edeceğiz yoksa bize güle güle mi diyecekler ne olacak onu göreceğiz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.